Mehmet Bey merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Mimar Kemalettin'de en başarılı firmalardan birisiniz. Bize biraz firmanızdan bahseder misiniz? 1968 yılında kuruldu firmamız. Yani yaklaşık 44 yıldır, 45. yılımız hatta, konfeksiyon piyasasının içerisindeyiz. Konfeksiyon, bayan konfeksiyon dalında hemen hemen her dalı yaptık. Fakat son 10 yıldır abiye sektörüne kanalize olduk. Çünkü artık eskisi gibi değil. Evet. Eskiden birçok şeyi bir arada yapabiliyorduk. Ama artık modeller çoğaldı. Renkler çoğaldı. Kumaşlar çoğaldı. Onun için tek konuda branşlaşmayı düşündük. Bunun da en iyi abiye olacağına karar verdik. Çünkü bir Çin faktörü vardı. Evet. Çin bütün sektörlerde olduğu gibi konfeksiyon sektörüne de girdi biliyorsunuz. Bir virüs gibi. Evet, maalesef. Biz de Çin en çok, en zor neyi taklit edebilir dedik. Tabii ki abiyeyi yapamayacak dedik. Çünkü üzerinde hakikaten çok emek olan bir branş. Gördüğünüz gibi üzerlerinde bayağı bir işlemler tabii, var. Tabii. Yani iyi de bir karar verdik. Sonuçta çıkan sonuçlar da onu gösteriyor. 10 yıldır abiye üzerine iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii tek konuda branşlaşınca biraz isim de yaptık. Evet. Yani firma olma yolunda da iyi ilerliyoruz. Bu şekilde. Peki bize biraz koleksiyonunuzdan bahseder misiniz? 2012'de neler yaptınız? 2012'de yine şimdi tabii bizim İstanbul'da da şube açtık. 4 yıl oldu aşağı yukarı. İstanbul'da müşteri profili çok. Çok geniş yelpaze var. Araplardan tutun, Avrupa ülkeleri, Türkiye Cumhuriyetleri. Dolayısıyla iç piyasamız da var. Bu yüzden biraz koleksiyonumuz geniş oluyor. Bunun içinde işte İstanbul'da da modelhanemiz var. İzmir'de de modelhanemiz var. Yani bu işin eğer iyi yapmak istiyorsanız tasarım bölümü çok önemli. Tabii tasarım maliyetleri de ayrı bir şekilde. Dolayısıyla hem Araplara hem Avrupa'ya hem iç piyasaya hitap ettiğimiz için çok çeşitli modeller yaptık. Kapalısı, açığı, kumaşlar derseniz işte gördüğünüz gibi şifon yaklaşık 5 yıldır evet. Hiçbir kumaş şifonun önüne geçemiyor. Saten yine keza balık elbiseler yaptık. Paletli kumaşlar da payet bu sene Avrupa ve Amerika'da çok olmamasına rağmen fakat Türkiye'de bir evet kumaşçılar da hazırlıksız yakalandı sezon başında. Çünkü payete hiçbir şey yoktu, talep yoktu. Fakat sezon başlar başlamaz payete inanılmaz bir talep oldu. Kumaşçılar da payet bulunamadı. Dolayısıyla altın değerine bindi. Yani 20 dolarların üzerine çıktı payet fiyatları. Peki, isimlerini nasıl yapıyorsunuz o kumaşların? Daha zor değil mi? Ya, tabii diğerlerinden daha biraz zor oluyor ama kat atarken mesela şifonları atarken ya da diğer satenleri atarken kat atma makinamız var bizim. Evet. Onları kullanabiliyorsunuz ama payette maalesef çünkü takılma oluyor. Onu elde atmak zorundasınız. Keserken bunlar kadar rahat kesilmiyor. İşte bıçağı kırıyor, bıçağı evet. Köreltiyor. O tip handikapları var. Fiyatı pahalı. Peki maliyeti yükseliyor mu? Tabii. Maliyet, tabii. Dolayısıyla maliyet de yükseliyor. Dediğim gibi kumaşın kendisi de pahalı zaten. Dolayısıyla fiyatı farklı oluyor tabii ki. Yani bir şifon gibi olmuyor. Evet. Bir saten gibi olmuyor. Renkleri nasıl seçiyorsunuz? Valla bu sene şifonlu 15 renk çalıştık. Artık böyle tek renk yok artık. Eskiden işte bir renk öne çıkardı falan böyle. Bu 15 rengin içinde tabii ki 3 tanesi, 4 tanesi daha fazla satıyor. Ama yine de sonuçta her sene bütün renkleri kullanıyoruz. Peki abiye bedenleri ne? Abiye bedenleri modeline göre değişiyor tabii ki. Genç kesim. Genç kesimde 1 ile 3 yapıyoruz. Yani 36, 40, 42 arası çalışıyoruz. Ama daha toplu bayanlara. Tabii şimdi biliyorsunuz genç irisi dediğimiz bizim nüfusumuzda
Bayağı çoğaldı bayanlar. Yani eskisi gibi değil artık. Bayan 25-35 yaşları arasında ama bedeni 50 beden. Şimdi genç olma sebebiyle böyle eski klasik modeller de tercih etmiyor. İşte kolsuz, askılı modeller istiyor ve değişik renkler istiyor. Dolayısıyla 6 bedene kadar yapıyoruz birçok model. 6 beden 50-52'ye kadar hitap ediyoruz bizim. Evet. Dolayısıyla o şeyde de o talepleri de bu şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Peki önümüzdeki günlerde Fidan abiye neler yapacak? Var mı değişik projeler? Şimdi bizim 2013 koleksiyonumuz %50'si hazır. Birçok kişi belki daha ne yapacağını bilemiyor ama evet. İnanın bizim yarısından fazlası hazır. Geçen stoklu hafta giriyorsunuz? Stoklu giriyoruz. Çünkü maalesef Türk piyasası öyle. Evet. Bizim İstanbul'da da Araplar geldiğinde malı bulmak istiyorlar. Yani hemen alıp gitmek istiyorlar. Dolayısıyla stoklu çalışmak zorundayız. Bunu Avrupalı çözmüş tabii. Avrupalı çözmüş ama şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Mesela biz geçen hafta İtalya'daydık. Bir müşteri görüşmesine gittik. Fuarda tanıştığımız bir müşterimizdi bu. Koleksiyon hazırladık kendisine. 14 modelden oluşan bir koleksiyondu bu. Geçen hafta bizi davet etti oraya. Hem tesislerini gördük adamın. Hem de siparişimizi aldık. Fakat onlara da söyledik. Terminimiz 30 Kasım. 30 Kasım'da mallarını sevk edeceğiz. İnşallah. Fakat modellerimiz 2012 modelleri. Yani 2012 fuarında, İFWedding fuarında görücüye çıkardığımız modellerin içinden seçtiği 14 model bu. 2013 yılında satacak. Nasıl Avrupa bu? Nasıl İtalya bu? Evet. Yani inanın biz Avrupa'yı falan sollamış durumdayız. Gerçekten yani. Siz de sık sık yurt dışına gidiyorsunuz. Tabii tabii. Görüyorsunuz oradaki insanların giyim tarzını. Giyim tarzını görüyoruz. Yani yok biz hani Avrupa bizden önde. Biz derken biz firmamız evet. olarak söylemiyorum. Türkiye genelinde evet. tekstil hakikaten iyi bir yere geldi. Şimdi biz 2013'ün mesela diyorlar ki iki tane stilistim var benim dedi adam. Onlar sürekli takip ediyorlar falan. Gittik bizim birkaç modelimizi gösterdik. Evet. Şeyden fotoğraflarını gösterdik. Yani biz de onlardan fikir alalım dedik. İşte ne var bu sene önereceğiniz? Mesela güpür, dantel bu sene çok var. Geçtiğimiz sene de biz çok çalıştık. Evet. Özellikle güpürü. Onlar daha güpürü bilmiyorlar. Yani nasıl İtalya bu? Ki İtalya tasarım ülkesi biliyorsunuz. Evet. Her konuda. Yani mermerde, ayakkabıda, mobilyada, tekstilde. Yok Fransa'yı da biz geçtik. Kusura bakmayın sizin Fransa menşelisiniz ama Fransa da artık yok, yani yok. Geride kalıyor. Evet. Essen fuarına gittik Almanya'ya. Orada da baktık yani birkaç Amerikalı firma var meşhur bildiğiniz. Onların dışında böyle hiç böyle yenilik yapan bir İngiliz firması vardı. O güzeldi onun şeyleri. Dolayısıyla bilmiyorum yani tekstil olarak Türkiye iyi bir yere geldi. İnşallah bunu o seviyede tutarız. Hatta yükseklere çıkartabiliriz ama işte İzmir olarak tasarımımız çok zayıf abiye konusunda. Gelinlikte süper. Bir herkes abiye yapmaya kalktı bir dönem biliyorsunuz. Vallahi tarzlarını işte, değiştirerek. Hani... Abiye yapmaya kalktı zaten. Şimdi işin hakkını vererek yapmak lazım. Aslında ben istiyorum herkes abiye yapsın. İzmir'de herkes gelinlik, abiye, damat. Ablam bize bir sektörde istirelim. Ben zaten Muzaffer Bey'e teklif ettim bunu. Sabina'nın bu işi çok iyi yapar dedim. Çünkü hakikaten İzmir artık evet. Avrupa'da tanınıyor. Araplar gelmeye başladı İzmir'e. Tabii bunun fuar nedeni, nasıl geçti? Fuar zaten fuar. Fuar yani eğer 6 yıl oldu fuar açılalı. İFWedding fuarı. Yeni bir ses soluk getirdi diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben. Ve herkes İzmir'den de bahsetmeye başladı. Kesinlikle. İzmir adı duyuluyor. Evet. Yani biz 3 yıl önce, 2 yıl önce Dubai'ye gittik. Abu Dhabi'de fuar vardı. Oraya gittik. İşte bizim dergimiz vardır çarşımızın. Evet. Tekstil dergisi. O da bir sayı yapmıştı o zaman. Burada 16 firmanın bir kitabını oluşturmuştu. Orada bayağı ciddi bir dağıtım yaptı. Ve bir CD hazırlatmıştı. İşte bu Expo için hazırlanan İzmir CD'sini de kapağın arkasına koydu.
o CD'yi de orada döndürüyor bilgisayarda. İşte gelenler geçiyor, işte hemen derginin sahibi Mustafa Bey kitap dergi veriyor, işte şeyi gösteriyor, videoyu. İşte İzmir'i biliyor musunuz? Kimse bilmiyor. İstanbul'u herkes biliyor. Evet. Ama İzmir nerede diyorlar. İzmir işte yakın diyoruz hemen. Evet. Uçakla 50 dakika falan bilmem ne. Hiç İzmir'i tanıyan yoktu 3-4 yıl öncesine kadar. Fakat If Wedding sayesinde İzmir artık duyulmaya başlandı. Özellikle gelinlik sektöründe. Damatlık da bayağı bir yol aldı. Ama abiye konusunda maalesef İzmir'de çok tasarımcı firmalar yok. Onların çoğalması lazım. Dolayısıyla sizin gibi firmaların da girmesi lazım. Ben hakikaten herkese de söylüyorum. Evet. Biliyorum herkes yapsın. Evet. Siz kuyum almaya nereye gidersiniz? Kuyumcular Çarşısı'na. Tabii ki. İzmir'e de Avrupalısı, Amerikalısı, Arabı, Türkiye Cumhuriyetleri gelinlik, damatlık ve abiye almaya gelsin. Evet. Bilinsin burası böyle bir şehir. Hakikaten gelmeye de başladı. Şimdi Avrupalı Türk müşteriler bir kere kesinlikle çoğaldı. Avrupalılar çoğaldı. Bugün Avusturya'ya bir yükleme yaptık biz. Evet. Askılı sistemle. Avusturya'ya koleksiyon yapıyoruz. Portekizli bir firma geldi geçen sene. Bir gelinlik firması. Bayağı dünya çapında. Abiye çalışmak istiyoruz artık dedi. Abiye de satmak istiyoruz dedi. Bize bir koleksiyon yapar mısınız? Kendi çizimleri. Evet. Dedik ki yani, tamam kendi çizimlerinizde yaparız. Bizim şeyleri de zaten çok beğendi, modelleri de. Oradan da bir karma yapıldı. Yani Portekiz'e, Avusturya'ya, İtalya'ya, Fransa'ya koleksiyon yapıyoruz. Yani zaten Finlandiya'sı, Hollanda'sı, Belçika'sı, Almanya'sı, bunların hepsine zaten perakende bazında müşterilerimiz var. İstanbul ayağı da çok iyi oldu bizim için. Orada da bayağı ciddi, biliyorsunuz İstanbul çok daha büyük bir pazar İzmir'den. Dolayısıyla işte iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bu arada tabii çok yoruluyoruz artık. Eskisi gibi değil. Eskiden bu işler çok kolaydı. Şimdi çok zorlaştı. Eski performansımızın, eforumuzun 10 katına belki çıkıyoruz. Ama belki eskisi kadar karşılığını alamıyoruz artık. Doğru. Dolayısıyla bakalım, Allah yardım etsin. Çok çalışmak gerekiyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Size sağ olun.